Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji 2. sınıfların öğretmeni Yağmur Gizer. Bugün sizlerle Türkçemizin ikinci teması olan Milli Mücadele ve Atatürk Ünitesi'nin konularını işleyeceğiz. Evet, bayrak denilince aklınıza neler geliyor? Çocuklar bayrak bizim bağımsızlığımızın sembolü. bizim bayrağımız Türk bayrağı. Kırmızı dikdörtgen bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından alıyor ve üzerinde ay yıldız var. Bayrağımız bizler için neden önemlidir? bayrağımız her ülke her ülkede olduğu gibi bizim için de kutsaldır. Çünkü bayraklar bağımsızlığın sembolüdür. Bir ülke eğer bağımsızsa o ülkenin bir bayrağı vardır. O yüzden bayrak her ülke için çok önemlidir. Şimdi aşağıdaki metnimizi okuyalım. Şehit Mehmet Kamil Fransızlar Antep ve civarını işgal etmişler. Hızla Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemeye başlamışlardı. Mehmet Kamil bir sabah uyandığında pencereden Fransız askerlerinin geldiğini gördü. Hemen dışarı fırladı. Yanından geçip giren askerlere öfkeyle baktı. Sonra koşarak oradan uzaklaştı. İrili ufakla taşlar toplayıp cebine doldurdu. Askerlerin geçtiği yere tekrar gelip onları dikkatlice izlemeye başladı. Evet görselleri görüyorsunuz. Bu Mehmet Kamil olmalı. Elinde bir taş var. Burada da farklı kıyafetlerle formalarla Fransız askerleri var. Devam ediyoruz. Askerler çok gururluydular kendisine adeta acıyarak ve küçümseyerek baktılar. Mehmet Kamil de onlara kızgınlıkla ve öfkeyle baktı. Bir yandan cebindeki taşları sıkı sıkıya kavrıyor, diğer yandan şunların kafalarına birer taş atsam mı diye düşünüyordu. Sonra bundan vazgeçti. Koşarak okula yöneldi. Bir an önce okula kavuşmak istiyordu. Hemen görselini inceleyelim. Gördüğünüz gibi koşarak okula doğru gidiyor. Bayrağı Türk bayramlarında Fransız askerleri görüyoruz yine. Bakalım neler olmuş. Okulun önünde üç asker aralarında hararetli hararetli konuşuyordu. Askerlerden biri çantasından Fransız bayrağını çıkardı. Okulun önündeki direkte üzgün üzgün dalgalanan Türk bayrağını indirdi. Arkadaşlarının alkışları arasında Fransız bayrağını göndere çekti. Ne demekti bu? Vatanımızda Fransızlar bizim bayrağımıza nasıl indirebilirlerdi? Bu nasıl bir cesaretti? Onlara hiç karşı konulmayacak mıydı? Olanları nefret dolu gözlerle izleyen. Mehmet Kamil ok gibi yerinden fırladı. Türk bayrağını yere doğru atan askerin yanından hızla geçti. Bayrağı yere düşmeden yakaladı. Kızgınlıkla ve hiçbir şey düşünmeden bağırdı. Bu bayrak yere düşmez. Göklerden inmez. Hikayenin devamında Mehmet Kamil bayrağı alarak eve gider. Sonraki gün annesiyle halasına giderken bayrağı indiren Fransız askerleri önlerini keser. Mehmet Kamil ve annesiyle dalga geçerler. Mehmet Kamil annesinin üstünü aramaya kalkan askere cebinde sakladığı büyük bir taşla vurur. Ardından cebindeki bütün taşları askerlere atar. Yeri düşen asker Mehmet Kamil'in üzerine atılır ve silahıyla onu vurur. Mehmet Kamil'in annesine son sözü kaç olur. Mehmet Kamil, Antep şehrinin ilk şehididir. Bu yüzden Gaziantep'teki bir ilçemizin adı Şehit Kamil'dir. İsmail Bilgin, kısaltılmış bir metin okuduk çocuklar. Ee, hemen metnin etkinliklerine geçelim. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz diyor. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk. Bakalım ne olabilir? Tahta çubuk, ok olabilir, değil mi çocuklar? Hemen eşleştiriyorum. Evet, okla eşleştirdim. Hemen diğerini okuyorum. Bayrak direği Zaten kendisi eşleştirmiş. Gönder deniliyor. Giyecek giysiye ne deniyor? Üst diyebiliriz. Şuraya 3 numara yazalım. Eşleştirmeyi oklarla da yapabiliriz. Ama kenarlarında boş alanlar var. Oraya rakamlarıyla da eşleştirebiliriz. Şöyle yapalım yazımız kapanmasın. Gönder iki numaraydı. Ve ok bir numaraydı. Öfkeli olma durumu ne olabilir? Tabii ki kızgınlık. Zaman zaman hepimiz bunu maalesef yaşıyoruz çocuklar. Keşke hiç yaşamasak. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayarak yazınız demiş. Hemen bakıyoruz. Mehmet Kamil Fransız askerlerini ilk gördüğünde ne yapıyor? Mehmet Kamil Fransız askerlerini ilk gördüğü zaman yaptığı ilk şey yerden taş alıp cebine doldurmak oluyor bu şekilde yazabiliriz. Soru kökünü yazmayı unutmayalım. Hemen direkt şöyle yazmayalım. Yerden taş alıp cebine dolduruyor demeyelim. Kim dolduruyor? Neden yapıyor? Bu soru kökünü mutlaka buraya yazalım çocuklar. Askerler Mehmet Kemal'e nasıl bakıyorlar? Askerler Mehmet Kamil'e acıyarak ve küçümseyerek bakıyorlardı. Mehmet Kemal hatta bu duruma çok sinirlenmişti. Cebindeki taşları kavrayan Mehmet Kemal'in aklından ne geçiyor? Mehmet Kemal'in aklından cebindeki taşları Fransız askerlere atmak geçiyor. Okulun önündeki askerler ne yapıyorlar? Okulun önündeki askerler ne yapıyordu? Bir hatırlayalım. Bayrağı, Türk bayrağını indiriyorlardı ve Fransız bayrağını asıyorlardı. Hatta Türk bayrağını yere atıyorlardı. Mehmet Kemil'in sondaki konu yakalamıştı. Ama biz burada ne yazacağız? Okulun önündeki askerler direkteki Türk bayrağını yani gönderdeki Türk bayrağını indirip Fransız bayrağını asıyorlar. Mehmet Kamil niçin sinirleniyor? Mehmet Kamil askerlerin Türk bayrağını indirip Fransız bayrağını asıp Türk bayrağını yere atmalarına sinirleniyor. Antep şehrinin ilk şehidi kimdir? Mehmet Kamil Antep şehrinin ilk şehididir. Şehit neydi çocuklar? Savaşta kaybettiğimiz e, insanlara deniyor. Savaşta ölen insanlara şehit, yaralananlara ise gazi deniyor. Evet. Diğer etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını önce metinde bulunuz. Metinde bulduğunuz bu kelimeleri bir kez de bulmacada bularak belirginleştiriniz. Belirginleştirdiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanarak yazınız diyor. Şimdi biz aslında ee, biliyoruz bu kelimelerin zıt anlamlarını. Metinden bakmamıza da gerek yok. E, her seferinde tekrar sayfaya dönüp geçmek zor olacak. O yüzden Aklımızda kaldığı kadarıyla yapalım. Akşam sözcüğünün zıt anlamlısı sabahtı. Çocuklar gece gündüzle e, akşam sabah çok karıştırılıyor. E, buna dikkat edin. Akşamın zıt anlamlısı sabahtır. Sabah da burada şurada geçiyor bakın. Hemen diğerine bakalım. Şöyle yaptığımızın da üzerine çizelim. İçeri içeri gir, dışarı çık. Zıt anlamlısı neydi? Dışarıydı. İşte o da burada. Hemen onu da üzerine çizelim. Küçük. Küçük sözcüğün zıt anlamlısı büyüktü. Şimdi bunları cümlede kullanırsak daha iyi aklımızda yer edecektir. Büyük. Yavaş sözcüğünün zıt anlamlısı hızlıydı. Ben bazı kelimelerin zıt anlamlarını hatırlayamadığım zaman direkt o kelimeyi önce bir cümlede kullanıyorum daha çabuk aklımda kalıyor. Mesela yavaşın zıt anlamlısını diyelim ki unuttum. Yavaş yavaş yürüyorum diye bir cümlede kullandım. Sonra dedim ki ha tam tersi ne olur? Hızlı yürümek olur. O zaman yavaşın zıt anlamlısı hızlıdır. Gitmek sözcüğünün zıt anlamlısı okula gittim. Okuldan ne derim? Geldim derim. O zaman onun da zıt anlamlısı gelmek Yer sözcüğünün zıt anlamlısı yeryüzünü düşünürsek bir de ne var çocuklar tam tersi yukarıda gökyüzü var yerinde zıt anlamlısı gök oluyor. Bunları şimdi yani hızlıyı dışarıyı gelmek gök büyük sabah kelimelerini zıt anlamlılarını cümlede pardon bu kelimeleri ee, cümlede kullanacağım. Hızlı sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Yavaştır. E, ama benden hızlıyı Cümle içinde kullanmamı istemişti. Hızlı adımlarla eve doğru yürüyordu. Tersine yavaş adımlarla eve doğru yürüyordu olur. Sonra dışarı sözcüğünün zıt anlamlısı içeri. Birden içeri doğru koştu. Gelmek sözcüğünün git anlamlısı gitmek. Ee, gelmek sözcüğünün zıt anlamlısı gitmek. Okula geç gittim diyebiliriz. Evet, şurada bir hata yapmışız. Onu düz, e, düzeltelim. Yavaş sözcüğünün kullanmamıza gerek yok. Hızlısını kullanmamı istemiş benden. Sabah çok erken kalktım. Sabah sözcüğünü de kullandık. Ankara'dan ablam geldi. Gitmek sözcüğünün zıttı anlamlısı. Küçük kardeşim çok ağladı. Büyün zattı. Küçük diyebiliriz. Evet, ünlem işareti. Neymiş ünlem işareti? Nerelerde kullanılmış? Şimdi buna bakalım. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ifadelerin sonuna konur. Metinden alınan aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin sonundaki noktalama işaretinin adını söyleyiniz. Ardından bu cümlelerde hangi duygunun öne çıktığını yanlarına yazınız. Bu bayrak yere düşmez bayrak yere düşmez derken e, yüksek bir ses söylüyor, yüksek bir sesle söylüyor olmalı. E, çünkü heyecanlanmış. Sonunda da ünlem işareti var. Göklerden inmez. Burada da yine ünlem işareti kullanılmış. Kaç derken yine korku ve endişeyle birden yüksek bir sesle söylenmiş olmalı. Aşağıdaki cümlelerin sonunda hangi noktalama işaretinin konulduğunu söyleyiniz. Onlara hiç karşı konulmayacak mıydı? O da onlara kızdı mı? Sen de geliyor musun? Evet, anladığınız üzere birinci sınıfta da görmüştünüz bunu. Soru işareti kullanılıyor. Soru soruyor çünkü burada. Soru bildiren cümlelerin sonuna soru işareti konur. Ama aslında burada vurgulamak istediği soru ekinin ayrı yazıldığını göstermek çocuklar. Soru eklerimiz bizim mı olabilir, mu, mü, e, mı, mi olabilir. Bakın bu biçimlerle de kullanılabilir. Burada zaten maviyle yazılmış. Ve soru ekleri ayrı yazılır. Yalnız onlara gelen ekler birleşik yazılır. Mesela mıya mıydı diyorum. Buradaki y'de ı yazan yer ona bitişik yazılır. Ya da sen geliyor musun? Aslında burada benim soru eki mu, sen geliyor mu denmez. Geliyor musun bir kişiye hitap ettiği için musun denir. Ve buradaki musundaki sun ayrı yazılmaz. Ama soru eki ayrı yazılır. Soru ekleri kendisinden önce gelen, ekler, gelen kelimeden ayrı yazılır. Ancak ona gelen eklerle bitişik yazılır. Defterinize içinde soru eki ve soru sözü geçen cümleler yazınız demiş. Ben de şöyle yazdım hemen. Anneme ve geldim mi? Bakın ben burada soru ekini ayrı yazdım. Ama soru ekime ee, gelen bir ek yok. Geldim mi? Sadece mi var. Ama buraya bakın. Yarın bize gelir misiniz? Buradaki soru ekim aslında mi de misiniz derken ona bir ek getirdim ve onu da bitişik yazdım. Bu sorunun cevabı doğru mu? Doğru mudur? Mudur derken de yine gelen eki bitişik yazdım. Aşağıdaki görsellere uygun cümleler yazınız. Tabii ki bunu herkes kendisine göre yazabilir. Ben görselleri ilk gördüğümde aklıma gelen cümleleri yazdım. Burada bayrağını öpen bir çocuk var. E, Vatan bayrağı kutsaldır. Kutsal olduğu için öpüyor. Milli bayramlarda her yer Türk bayrağı ile donatılır dedi. E, çünkü benim aklıma direkt e, milli bayramlarda yani Cumhuriyet bayramı, Zafer bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramında e, aklıma... Bayrakların bu şekilde tüm sokakları, caddeleri, iş yerlerine asıldığı aklıma geldi ve milli bayramlarda her yer Türk bayrağıyla donatılır dedim. Siz isterseniz farklı cümlelerde kurabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi suyun altında e, Türk bayrağı açılmış balıklarla beraber. Ben buna vatan bayrağı her yerdedir dedim. Aklıma ilk bu cümle geldi. Hemen e, diğer etkinliğime geçiyorum. 7. etkinliğimde bir karikatür görüyorum ve bununla ilgili bir yazı var. Şimdi buna bakacağız. Halkımız 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yönetim ele geçirmek isteyen kişilere karşı kahramanca direndi. El ele tankların önlerine siper oldu. Böylelikle yurdumuz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ikinci kez işgal edilmekten kurtuldu. 15 Temmuz gününü hiç unutmam unutmamamız için bugünle ilgili birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bunlardan biri de 15 Temmuz Ulusal Karikatür Yarışması'dır. Bu yarışmada ikinci olan aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Nasıl bir mesaj verildi hakkında arkadaşlarınıza tartışınız demiş. Evet burada görüyorsunuz halkı ülkesini korumak isteyen bir halk var. Ellerinde Türk bayrakları var ve hiçbir gücün onları yıkamayacağını söylüyor, gösteriyor. Hemen diğer metnimize bakalım. Önce Atatürk metni. Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Çocuklar Atatürk bizim için çok şey ifade ediyor biliyorsunuz. Ee, kendi adımızı, ailemizin adını öğrendikten sonra herhalde çocukken e, Atatürk'ün adını öğrendik. E, şu anda okuyabiliyorsak, yazabiliyorsak, bu ülkede rahatça yaşayabiliyorsak, ülkemiz çağdaş bir ülke olduysa bunların hepsi Atatürk sayesinde. Biliyorsunuz eskiden ülkemiz padişahlarla yönetiliyordu ve herkes eşit haklara sahip değildi. Ama Atatürk sayesinde bunların hepsinde kavuştuk. En önemlisi yönetim biçimimiz değişti. Atatürk olmasaydı bugün hala padişahla yönetiliyor olabilirdik. Ee, hiçbir şeyde söz hakkımız olmazdı. Padişahlık babadan oğula geçmeye devam ederdi. Eğitimde geri kalırdık, teknolojide geri kalırdık. Ee, bizim ülkemiz adına bir felaket olabilirdi Atatürk olmasaydı. İyi ki vardı diyorum. Şimdi şiire uygun tonlama ve telaffuzuma dikkat ederek. Telaffuz söylenen sözler çocuklar. Doğru okumak yani. Dikkat ederek sesli bir okuma yapacağım şimdi. Burada Atatürk'ün bir resmini görüyoruz. Önce Atatürk. Yurdumuzdan önce, bayrağımızdan önce Atatürk'ü öğreniriz. Acaba niye? Çünkü ne bayrağımız olurdu, ne yurdumuz kalırdı Atatürk olmasaydı. Aziz Sivaslıoğlu adlı şairimize aitmiş bu şiir. Hemen etkinliğine geçelim. Sınıfa getirdiğiniz Atatürk konulu şiirlerden birine veya Atatürk olmasa şiirini ezberleyiniz. Şiirinizi sınıfta arkadaşlarınıza ezber okuduktan sonra okumanızı beğenip beğenmediğinizi açıklayınız. Ayşe ile Mehmet ezber okumalarını değerlendirirken aşağıdaki ifadeleri kullanıyorlar. Onların yanlış söyledikleri ifadeleri işaretleyiniz. Bunları düzeltmek için neler yapmaları gerektiğini onları açıklayınız. Evet çocuklar bir şiir ezberleniyorsa, ezber okunması gerekiyorsa ezber daha önce ezberlemek bir iyi bir hazırlık yapmak gerekiyor. Uygun tonlama, telaffuz e, ve noktalamaya dikkat etmek gerekiyor. E, ayrıca tabii ki ezber yaptığımız için herhangi bir yerden okumamak gerekiyor. Ve şiir okuduğumuz için doğru duyguyu da verebilmek gerekiyor karşı tarafa. E, ''İşitilebilir bir ses tonuyla okumamı yaptım.'' diyor. Bu doğru. Hemen işaretleyelim. Evet, doğru. ''Unuttuğum yerde defterime baktım.'' Bu doğru değil çocuklar. E, ezber yapıyorsak bakmamamız gerekiyor. ''Bazı dizeleri atladım.'' Hayır. Eğer bize verilen bir şiir varsa, bazı dizeleri atlarsak bu şiir anlamsız olabilir. ''Bazı kelimeleri bilerek değiştirdim.'' Hayır. O bir şaire aitse zaten değiştirmek hiç doğru değil. Onun eserine saygısızlık olur. Şiirin başlığını okumaya gerek olmadığından başlığı okumadım. Hayır doğru değil. Başlığını da okumak gerekiyor şiirin ki konusu hakkında bilgi sahibi olalım. Vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okudum. Kesinlikle doğru. Okurken hatırlamadığım kelimelerin yerine başka kelimeler koydum. Hayır bizim bunu yapmaya hakkımız yok iyi hazırlık yapmalıyız. Kelimelerin bazısının telaffuzuna dikkat etmedim. Hayır, baştan sona her kelimenin telaffuzuna dikkat etmek zorundayız. Bütün sınıfın duyacağı bir sesle okudum. Bu çok önemli. Ezber okuma yaptığımdan noktalama işaretlerine dikkat etmedim. Hayır. Daha önce uygun noktalama işaretlerine göre ezberimizi yapmamız, hazırlığımızı yapmamız gerekirdi. Hemen diğer etkinliğe geçelim. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Şiirin konusunu yansıtan görseli işaretleyiniz. İşaretlediğiniz görsel ne anlama geliyor? Benim şiirim Atatürk'ü anlatıyor. Sadece bayrağı anlatmıyor. Ee, Atatürk'ün nasıl tanıdığımızı anlatıyor. Nasıl öğrendiğimizi anlatıyor. Önce Atatürk'ün adını öğrendiğimizi anlatıyor hatta. Tekrar şiire dönelim. Yurdumuzdan önce, bayrağımızdan önce Atatürk'ü öğreniriz. Acaba niye? Çünkü ne bayrağımız olurdu ne yurdumuz kalırdı Atatürk olmasaydı diyor. Ee, sadece bayrakla ilgili değil. Zübeyde Hanım Atatürk'ün annesi. Onun adı geçmiyor. Ona da saygımız sonsuza ama Onun adı geçmiyor. Ali Rıza Bey de babası. Ailesinden bahsetmemiş dediğim gibi. Ama kahraman Atatürk'ten bahsetmiş. Onu olan e, saygımızdan bahsetmiş. Şiirde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını tahmin ederek defterinize yazınız, ardından tahminlerinizin doğru olup olmadığını kontrol etmek için resimli sözlükten bu kelimelerin anlamına bakınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden birine anlamına uygun bir resim yapınız. Diyor. Hemen metne dönelim. Yani orada ben sizin anlamını bilmediğiniz bir kelime olduğunu sanmıyorum. Ee, yurdumuzdan önce yurdun ne olduğunu biliyorsunuz aslında. Yurt vatan demek, ee, memleket demek. Onun dışında bilmediğiniz herhangi bir kelime yok. Soruları metne göre cevaplayalım. Atatürk'ü nelerden önce öğreniriz? Atatürk'ü yurdumuzdan önce, bayrağımızdan önce öğreniriz. Önce Atatürk'ün adını öğreniyoruz. Sonra da sonra bize neler yaptığını öğreniyoruz. Bizim için fedakarlıklar yaptığını öğreniyoruz. Bayrağın önemini öğreniyoruz. Atatürk olmasaydı nelerimiz olmazdı? Ne bayrağımız olurdu, ne yurdumuz olurdu? Özgürlüğümüz yani bağımsızlığımız olmazdı. Hep başkalarının söylediğini yapmak zorunda kalırdık Atatürk olmasaydı. Atatürk'ün aşağıdaki özelliklerinden birini seçenek bu konu hakkında konuşunuz demiş. İyi bir askerdi, iyi bir devlet adamıydı, vatanını ve milletini çok severdi, yardımseverdi, çalışkandı, her zaman barıştan yanaydı, sanatı ve sanatçıyı severdi, planlı ve düzenliydi. Ben e, seçtiğim biriyle değil ama genel olarak konuşacağım çocuklar. Atatürk çok çalışkan, disiplinli bir askerdi ve e, öngörüşlüydü. Her şeyi önceden tahmin ederdi olabilecek adımları. Çünkü çok okurdu, e, inanılmaz fazla kitap okurdu. Herkese yardım ederdi, vatanı ve milleti her şeyin üzerindeydi. Evet savaşlar yaptı ama her zaman da barıştan yanaydı. Bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmek için elinden geleni yaptı. Sanatı ve sanatçıyı sevdi. Hep bilim ışığında ilerlemeye çalıştı. İnsanları bu yönde eğitmeye, yön vermeye çalıştı. Çok planlı ve düzenliydi. Ayrıca çok şık giyinirdi çocuklar. Atatürk hakkında böyle genel bilgiler verebiliriz. Aşağıdaki görselleri verilen eş anlamlı kelimeleri örnekteki gibi yazınız demiş. Elbise eş anlamlısı aynı anlama geliyor demek. Diğer anlamı bunun anlamdaş eş anlamlı kelimenin. Nasıl aynı kelime olanlara, ismi aynı olanlara nasıl adaş diyorsak buna da aynı anlamda olanlara anlamdaş diyoruz çocuklar. Elbise kelimesinin aynı anlamını olan diğer kelimesi giysi. Nehir Sözcüğünün eş anlamlısı ırmak. Doğal sözcüğünün eş anlamlısı tabiat. Memleket kelimesinin eş anlamlısını şiirde bularak altını çiziniz. Ee, şiirde daha önce de bahsettiğim gibi memleket sözcüğünün eş anlamlısı yurdumuz olabilir burada. Memleketimiz yurdumuz. Evet buradaydık. Memleket kelimesiyle eş anlamlısını iki farklı cümlede kullanınız demiş. Önce Madem Atatürk'ten bahsettik devam edelim. Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtardı diyebiliriz. Yurt kelimesini cümle içinde kullanacağız. Evet, bir de yurdumuz çok güzel diyebiliriz. İki cümle istemiş çünkü bizden. Yurdumuz çok güzel diyebiliriz. Atatürk'e karşı duygularınızı ifade edeceğiniz bir şiir yazınız. Yazmaya başlamadan önce nasıl bir şiir yazacağınızı zihninizde tasarlayınız. Duygularınıza uygun hangi kelimeleri seçmeniz gerektiğini ve nasıl bir başlık belirleyeceğinizi düşününüz. Şiirinizi yazdıktan sonra birkaç kez okuyunuz. Gördüğünüz harf hatası, hece eksikliği, noktalama ve yazım yanlışları varsa bunları düzeltiniz. Ardından şiirinizi arkadaşlarınıza okuyunuz, paylaşınız. Evet çocuklar, burada sıra sizde. Nasıl şiir yazılacağını önceden biliyorsunuz ama daha önce kelimelerinizi seçip aslında hangi duyguyu yansıtmak istiyorsanız anahtar kelimeler belirlemelisiniz kendinize. Sonra da uygun bir noktalama, yazım noktalama ve uygun kelimeleri seçerek ee, güzel bir şiir yazmanızı istiyoruz sizden sonra da bir başlık belirlemenizi istiyoruz unutmayın önce şiir yazılır ardından başlık belirlenir ee, noktalama ve yazım yanlışları varsa bunları okuyarak tekrar tekrar gözden geçirerek düzeltmenizi istiyoruz ee, bu konumuzun sonuna geldik ee, diğer parçamızda metin parçalarında görüşmek üzere hoşçakalın